Evet, herkese merhabalar. Ataman, YKS dereceye girmeden tavsiye videoları çekiyorum. Bugün konumuz AYT matematik. Evet arkadaşlar, AYT'ye geçiş yaptık. Hemen 12. sınıfta nasıl yaptım? Hemen küçük bir serüvenimi anlatayım size. Arkadaşlar şöyle, hatırlarsanız 12. sınıfta her şeyi yetiştirmeye çalışıyordum. O yüzden çok fazla bir şey yapamadım açıkça. 3-4-5 çözdüm. Bir de tekrar olsun diye sonlarda orijinal matematik AYT'nin ilk testlerini çözdüm, kolay testlerini. Zaten sonra denemeye döndü. Bir de hatırlıyorsanız orada şey olmuştu bizim senemizde 2020'de. İleri alma, geri alma, öyle fantastik olaylar. Neyse şimdi pek girmeyeyim. Yani zaten denemeyle ilerledim. Mezun senede yaptım, hemen ona geçeyim. Bilgisayar malı kullandım. Sonra orijinal çözdüm ama orijinali nasıl çözdüm arkadaşlar söyleyeyim. Bilgisayar mal orijinal nereye kadar? Limit türev integrale kadar. Orijinalden gittim. Neden böyle bir şey yaptım? Aslında limit türev integrale de çözdüm ama orijinalin bir handikap var arkadaşlar. Orijinal yayınlarıyla nasıl tanıştığımı anlatayım ben size. Benim bir hocam vardı. Dedi ki at orijinal yayınlar çok iyi alınır dedi ama baskısı özür bir şey kaçtı. Baskısı yeni çıktı dedi. O yüzden çok fazla basım hatası dedim, var dedi. Ben tamam dedim hocam. Yani çok fazla dedi ama ne kadar fazla oluyor ki yani değil mi? Meğerse Mertes'te baskı hatası falan varmış. Var yani. 2018 basım olması gerekiyor bu. Neyse dedim. Çözülür. Yani ama Mertes'te baskı hatası var. Ben bu baskı hatalarına dayanamadığım için limit türev integralde apotemiye geçtim. Direkt fasküllere 2'de geçmişim. Daha iyi oldu bence. Ayrıca bu sene olmaz dedim. 2021'de bu sene AYT denemelerini aldım. Matematik AYT denemelerini. Matematik AYT denemelerinde de çok fazla baskı hatası vardı. Zaten AYT matematik AYT denemeleri adlı bir videomuz da gelecek. Orada anlatacağım. Detaylıca ama yani burada biraz gülsen dikenine katlanır hesabı. Neyse orada daha çok açıklayacağım matematik AYT denemelerini. Şimdi serüvenimi hemen kesinti yaratmadan devam edeyim. Sonra ne yaptık? Apotemik fasküllerle limit integrali çözdüm. Ha burada şey var. Şey olayı var. Soru kesip yapıştıran arkadaşlarımız var. Böyle el işi falan. Bana çok uzak bir olay bu yani. Ben ne yapıyordum? Sorularımı alıyordum. Yıldızlıyordum. Daire kare içine 4 yıldız geç. Kare içine 4 yıldız geç. Yani kesip yapıştırmaktan ziyade sonuçta amaç o sorunun önemli olduğunu belirtmekse ve sen bunu çöpe atmayacaksan eğer ki bence atma yani. Sonra sınav bittikten sonra atarsın ya da geri dönüşüm her neyse şeyse. Bu ters el işine falan gerek duymuyorum ama tabii vaktiniz varsa ve seviyorsanız bu sizi daha çok motive ediyorsa diyebilecek hiçbir şeyim yok. Tamamıyla sizin sınavınız, sizin kurallarınız yani kardeşim. Burada öyle geçen videoda demiştim. Kesin belirtmek yolları gerekmiyor. Haddimize değil. Yuvarlak bırakmak lazım birazcık da. Şey oluyor. Son aylarda görmüştüm. Yorumlarda, videoların yorumlarında. Başka insanların. Hocam vakit yok. Limit türev integrale geçelim mi? Hayır tabii ki de. Geçme. Yani bu konular diğer konuların birikimli olarak ilerlemesiyle çözebilecek konular. Öyle diğer polinomdur, paraboldür, ikinci derecenin denklem, zart zurt onları çözmeden buraya geçilmez. Tamam mı? Zaten diğerlerinden net arttırmak daha kolay demeyeceğim tabii ki de. 2021'e kadar diyebiliyorduk böyle şeyler ama soruların artık nereden geleceği belli olmaz. Oraya da geleceğim. Tamam. Şimdi bunlar iyi kaynaklar, tamam mı? Bunlar çözülür, bu yol izleyebilir. Ben ne yapıyordum? Bilgisayar mal daha kolaydı. İlk başta bundan bakıyordum, temele oturtuyordum. Sonra kendim daha zorluyordum. Hatta yani bu orijinal ve limit türev integral apotem fasküllerinde ciddi ciddi uğraştığım sorular. Yani saatlerce uğraştığım, yapamadım, kafam bir yerine gelsin diye bir gün iki gün ertelediğim sorular oluyordu. Olacaktır, dediğim gibi zorlana. Matematik AYT'de ilk başta çok zorlanırsınız. Yani çünkü ağır gelir ama sonra her şey aşırı otomatikleştiği için, makineleştiğimiz için gitgide zevk olur. Neden zevk almaya başlıyorsun? Ego tatmini oluyor. Başka hiçbir sebebi yok yani. Egomuz tatmin ettiğimiz için hoşumuza gidiyor bütün bunlar. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Buradaki bütün kaynakları öneririm. Başka şeyler de olabilir. Mesela acil de iyidir, 3D de iyidir. Zaten
acil bir işlemin matematik ayet denemeleri çözüm videosu gelecek. Acilinde hatırlarsan geometride denemelerini çözüyordum. Onu da yukarıdan bir yerden ulaşabilirsin diyeyim. Sonra, şimdi malum sınav katliam. 21 senesi, 2021 senesi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var. Bakın ben bu kadar çalıştım. Mezun senden bir iyi bir seviyeye geldim. Ne kadar iyi bir seviye? Somut olarak 2018, 2019, 2020 sorularında evde çözdüğünde hiçbir yanlışım çıkmadı. Tamam mı? Yani bu senin için ne ifade eder bilmiyorum. Evde çözmüşsün diyebilirsin ama genel olarak matematik ayeti denemelerimde de evde yaptım. 35'in altında çok zor düşüyordum. Full dikkat hatası. Benim en büyük sıkıntım dikkat hatası. Ama yani dediğim gibi ciddi bir seviyeye gelmiştim ve sınav 18-19-20 ayarında gelirse, 2020-2019-2018 ayarında gelseydi fulleyebileceğimi biliyordum. Şimdi 2020'de böyle bir şey olmadı. Neden olmadı bilmiyorum. Ben açıkça bunun eğitimini almadım. Bunu da açık açık söylüyorum. Fulleyenler bu eğitimi nereden aldı? Ya da işte bilmiyorum, tamam mı yani? Belki de üstün yetenekleri falan vardır ama ben müfredatıyla fulleyebileceğini düşünmüyorum o soruların açıkça. Ben böyle bir şeyin eğitimini almadım. Bakın çok çalıştım. Yani gerçekten çok çalıştım. Her şeyimle çalıştım. Denemeleri göreceksiniz. Çözebileceğim her yayından denemeleri çözmeye çalıştım. Sorulara hakimdim. Ama ben böyle bir eğitim almadım. Hele okulların kapandığı bir zamanda ne kadar mantıklı, ne yavaşlandı böyle bir şekilde. Ben hakkımın yendiğini açık ve net bir şekilde düşünüyorum. Tamam, hakkım yendi. Tamam, onun da değil. Artık olan oldu. Ya hiçbir şeyin de geri dönüşü yok bundan sonra. Ben yoluma bakacağımı zaten önceki videolarda söylemiştim. Ama hakkım yendi. Şimdi asıl olay 2022 tayfa. 2021'i geride bırakalım. Bu insanlar ne yapacak? Hiç fikrim yok. Elinizden geldiğinizde çalışacaksınız ama hakkınızın yenilebileceğini de, çok kolay yenilebileceğini de asla unutmamanız gerekiyor bence. Yani peynir ekmek gibi hak yeniyor bu ülkede ne yazık ki. Olimpiyat soruları falan dendi. Haberlerde dolaştı. Video, hocalarımız videoları çekti. Matematik Güler Yüzü falan da video çekmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum. Tam böyle bir şey kesin var mı? Ben baktım çok dolanmış. Açıkça söyleyeyim çok da detaylı araştırmadım. Çünkü sınavdan sonra gerçekten hiçbir şey umursamayacak kafadasınız. Yani burada birazcık bana anlayışlı davranmanızı istiyorum. Böyle bir şey varsa ne diyebilirim ki? Yani ne amaçlandı? Gövde gösterisi mi yapılıyor? Ben de 18 yaşındayım. Tamam mı? Neyin gövde gösterisi? Zaten benim matematik bilgim, ben profesör değilim. Ben YKS düzeyinde bir öğrenciyim. Yani hiçbir zaman, hiçbirimiz ben matematik biliyorum demiyoruz zaten. Gerçi diyenlerimiz var ama yani ne kadar doğru. Ben YKS düzeyinde bir öğrenciyim. YKS müfredatına, bana verilen müfredatta çok iyi olmaya çalışıyorum. Ama yani bana verilen müfredata göre çok iyi olmaya çalışıyorum. Bana verilen imkana göre çok iyi olmaya çalışıyorum ve ben böyle bir şeyin eğitimini almadım. Arkadaşlar 2022 tayfanın işi gerçekten çok zor. Çünkü çok yuvarlak, her şey çok bulanık olmaya başladı bence. Neye çalışacaksınız yani? Olimpiyat sorularını mı çözeceksiniz şimdi siz yani? Zaten her şey geliyor, üst üste geliyor. Bir de olimpiyat sorularına mı bakacaksınız? Bunun stresiyle mi gireceksiniz sınava? Gerçekten anlamış değilim. Ne amaçlanıyor hiç anlamış değilim. Söyleyecek de o yüzden hiçbir şeyim yok. Diğer seneler gibi gelseydi güvenle size tavsiyeler verebilirdim matematik ayeti adına ama söyleyebilecek gerçekten pek fazla bir şey yok. Bakın ben bunları yaptım ama yani işte memnun çıkmadım. Bunları yaparsanız belirli bir seviyeye gelirseniz dediğim gibi başka kaynaklar da olabilir ama günün sonunda o çoğu şey yaptığınız şey emeklerin karşılığı hak ettiğinizi alabilecek misiniz alamayacak mısınız? O sınavın nasıl geldiğiyle o anki psikolojinizle alakası var. Yani burada önceki videolarda demiştim. Çalışarak şansını arttırırsın diye. Aynen o şekilde çalışarak şansınızı olabildiğince arttırmaya bakın ama her şeyinde kaderinizi belirleyecekmiş gibi her şey bu sınava bağlı. Bütün hayatın lütfen bu kadar psikolojik olarak kendinize zarar vermeyin. Zarar görürsünüz diyeyim. Her şey bu sağlık gerçekten. O süreçte biraz boş laf gibi geliyor bunlar ama çıkınca anlıyorsunuz her şeyin başı sağlık olduğunu. Tamam mı? Kendinizi, canınızı yakmayın. Evimizden her şeyi yapalım. Sonrası yani bizim evimizde olmayan olaylar yüzünden kaybedeceksek kaybedelim de, tamam mı? Yani kaybedeceksek biz kendi ayağımıza sıkmayalım. Çıkış yapamadığımızı bilelim ama bunu söylemem gerekiyor. Kaybedeceksek kendimiz yüzünden kaybetmeyelim. Tamam mı? Elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Ben her şeyimi yaptım kardeşim diyeyim. Vicdanım rahat değil. Bu şekilde çıkalım sınavdan. Tamam.
Kendine iyi bak diyorum. Hoşça kal. Evet, merhaba arkadaşlar. Videoda fazla gaza gelip YouTube'dan video hoca önermeyi unutmuşum. Hemen öneriyorum. Matematiğin güler yüzü, rehber matematik Tunç Kurt. Rehber matematik benim gözlemlediğim kadarıyla birazcık daha temelden anlatıyor. Tunç Kurt da olimpiyat soruları, böyle fantastik, über soruları istiyorsanız kendisi bu sorularda anlatıyor. Tabii diğer şeyleri de anlatıyor yanlış hatırlamıyorsam ama ben bu sorularda az çok faydalandım. Matematiğin güler yüzde adamda her şey var diyebilirim. Aslında bence tek bile yeter ama yani matematiğin güler yüzü gerçekten kendisine çok büyük sempati besliyorum. Soru havuzu, adam ya, yürüyen sorular yani sırtında. Bu soruları görebilsek gerçekten yani, bu kadar güçlü soru haznesine sahip olmak. Neyse çok uzatmayayım. Üçünü de öneririm. Başka kaynaklar da var ama hocalarımız da var ama ben üçünü kullandığım için kullanmadığım şeyi öneremem. Diğer arkadaşlarım da genel olarak bu hocalarımız arasında gitti geldi öneriler. Söyleyeceklerim bu kadar. Hemen küçük bir ekleme yaptım. İkinci kez çıkış bu. Hoşça kal, kendine iyi bakın.